Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Kasım aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, güneş 21 Kasım'a kadar akrep burcunda ilerleyecek. Sizin ayınız bu ay doğan tüm akrep burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, harika bir yıl diliyorum size. Evet, Kasım ayına güçlü başlıyoruz. Çünkü 31 Ekim'de ilginç bir dolunay meydana gelmişti. Boğa burcunun 8 derecesinde ve Uranüs etkili bir dolunaydı bu. Bu dolunayın tesirleriyle Kasım ayı başlıyor ve ay ortalarına kadar da bu tesirler devam edebilir. İlişki dinamiklerinizde bazı sürprizler, beklemediğiniz durumlar, bazı heyecanlar gündeme gelmiş olabilir. Değiştirici bir etki, dönüştürücü bir etki altındayız. Ee, özellikle ilişkiler çok daha belirleyici olacak gibi görünüyor. Ee, ayın ortalarına kadar olan süreç içerisinde sevgili Akrepler ve hemen ayın başında 3 Kasım'da Merkür artık retrosunu tamamlayacak. Terazi Burcu'nda ileri harekete dönüyor. 11 Kasım'a kadar Terazi Burcu'nda 11'inden sonra ise Merkür tekrar sizin burcunuzda. Ama bu sefer ileri hareketli olacak. Dolayısıyla 11 Kasım'dan sonra zihinsel enerjiniz son derece güçlü ve çok hem iş hayatınızda hem günlük hayatınızda, ilişkilerinizde her türlü iletişim konularında Merkür sizi destekliyor olacak. Ticari konular Girişimler, yazışmalar, eğitimle ilgili konular, seyahatler tüm bunları 11 Kasım'dan itibaren Merkür'ün burcunuza geçişiyle daha rahat hayata geçirebilirsiniz. Ve 14'ünde Mars da artık düzelecek ki sizin yönetecek gezegeniniz biliyorsunuz son iki aydır. Koç burcunda geri hareketteydi. Mars 14 Kasım'da ileri harekete dönüyor. Koç burcunda e, bu da size yarayan çok önemli bir e, düzelme hareketi tabii ki. Enerjinizi bir toparlıyorsunuz şöyle. Hani Merkür'ün bir ileri harekete dönmesi ardından Mars'ın düzelmesi gerçekten hem fiziksel anlamda hem zihinsel anlamda enerjinizi toparlayacak, güçleneceksiniz. E, özgüveniniz tekrar yerine gelecek. Tekrar hedefleriniz için hayalleriniz için harekete geçme enerjisini kendinizde bulabileceksiniz. Mücadele etme gücünü kendinizde bulabileceksiniz. İnisiyatif alabileceksiniz. Sağlık anlamında, fiziksel direnciniz anlamında da bu sizi olumlu etkileyecektir. Direncinizi de yükseltecektir. Sizin ayınız sevgili akrepler unutmayın. Kasım ayı sizin ayınız ve bu ay Geçtiğimiz özellikle Ekim ayıyla kıyasladığımızda gerçekten çok güzel bir ay. Bireysel olarak hayatlarımızda çok güçlü, çok olumlu, çok verimli adımlar atabiliriz. Bu tesirler altında 15 Kasım'da burcunuzda 23 derece Akrep burcunda çok güçlü bir yeni ay doğuyor. Evet, 23 derece Akrep güzel bir sabit yıldız tesiri altındadır ee, ve bu yeni ay sırasında artık Mars retro değil. Merkür de retro değil. Birçok gezegen ileri harekette. Güçlü hareketteler. Ve üstelik yeni aydan hemen önce 12 Kasım'da Oğlak Burcu'nda birleşecek olan o jüpiter Plüton büyük kavuşum biliyorsunuz. 2020'nin en güçlü tesirlerinden birisi bu. Ee, yeni ay sırasında bu Jüpiter-Piruton kavuşumunun da e, tesiri güçlü olacak. Hem güneş için hem ay için. Bu da maddi manevi yeni ayın hayatımızda yeni kapılar açabileceğini en azından hedeflerimize hareket ederken bizi güçlü bir şekilde destekleyeceğini gösteriyor. Doğum günü özellikle 10-20 Kasım arası olan sevgili akreplerimiz. Ve lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcu 23 derece ve yakınlarında olan yükselen akreplerimiz birinci derecede etkiyi alıyorlar. Ve kişisel haritalarınızda tabii ki 23 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bu etkiler daha da artacaktır. Özellikle su burçlarında ve toprak burçlarında gezegen yerleşimleri bu e, yeni ay sırasında daha şanslı tesirler altında olacaklar. Daha destekleyici tesirler altında olacaklar. Kişisel doğum haritalarınızda su burçlarında yani yengeç, akrep, balık toprak burçlarında boğa, başak, oğlak gibi burçlarda 23 derece ve yakınlarında özellikle bir venüsünüz, bir jüpiteriniz, bir ay burcunuz ya da merkürünüz varsa harika bir yeni ay etkisi altında olduğunuzu söyleyebilirim. Her alanda girişimlerde bulunabilirsiniz. ilişkilerle ilgili, ortaklıklarla ilgili, iş hayatınızla ilgili veya hani kişisel hayatınızla ilgili tamamen bireysel yapacağınız girişimler, bunlar yer değişiklikleri olabilir, taşınmalar olabilir, yatırımlar olabilir. Tüm bunlarda bu yeni ayın çok güçlü, büyük tesirleri altındayız. Yakınlarınızdan da önemli destekleriniz var. Özellikle bir kardeş, bir akraba sizi çok destekleyebilir. Ya da bir sorununuz vardı şu ana kadar. Onu çözme fırsatı bulabilirsiniz. Yakınlarınızdaki kişilerle ilgili. Ortaklı iş girişimleri, bazı ticari oluşumlar için yine süper bir dönem çok güzel seyahatler yapabilirsiniz bu e, yeni ay döngüsünün de etkisiyle sevgili akrepler evet yeni ay 15 Kasım'da doğuyor ve ay sonuna kadar ayın ışığı yavaş yavaş büyürken hayatımıza da tabii ki etkilerini e, dahil edecek e, sevgili akrepler ve 21'inde güneş artık burcunuzdan çıkıyor yay burcuna geçiyor para evinizi aydınlatmaya başlayacak e, 21'inden itibaren Parasal konular, bütçeniz, gelir gider dengeniz, kazançlarınız, mal varlıklarınız... Buralar güneşin ışınları altında olacak ve bir ay kadar bu alanlar daha fazla mercek altında olacak diyebiliriz. İkizler ve yayda ay düğümlerimiz var biliyorsunuz. Ee, ve güneşin yay burcuna geçişi artık 2020'nin ikinci tutulma döngüsüne geçtiğimizi de haber veriyor. Ve ayın 15'inden sonra ayın ışığı yavaş yavaş büyüyerek... Ay sonunda dolunay fazına ulaşacak. 30 Kasım'da 8 derece ikizler burcunda dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. 8. evinizde meydana gelecek ay tutulması. Kuzey düğüm yönünde. Bu tutulma daha çok para konularına, finansal paylaşımlara işaret ediyor. Ay tutulması biraz tamamlanma, Bitişler, dönüşümlerle de alakalıdır. Belki bir borcun tamamlanması, bir kredinin ödenmesi, bir miras nafaka sorununun çözümlenmesi gibi bir konu gündemde olabilir. İlişkilerinizle bağlantılı finansal paylaşımlar söz konusu olabilir. Bir yerden beklentiniz var, bir tazminat almak istiyorsunuz. Evet alabilirsiniz. Bir burs bekliyorsunuz. Bu netleşebilir. En azından belirsiz olan bazı konuların netleşmesi sürüncemede kalan konuların tamamlanması bu ay tutulmasıyla mümkün. Bunlar daha çok parasal konularla da ilgili olabilir. E, tabii tutulma bir anda bir vergi borcu, bir borç konusunu da gündeme getirebilir. Ama çözümlerin de e, aynı şekilde hayatımıza gelmesini bekleyebiliriz. Çünkü birçok gezegen sizi olumlu etkiliyor olacak. Ayın 21'inden sonra Venüs'ün de burcunuza geçişi biliyorsunuz küçük şanstır Venüs zaten büyük şans Jüpiter Pluto kavuşumundan destek alıyorsunuz. Venüs'ün de burcunuza geçişiyle beraber maddi manevi problemlerinizi, ihtiyaçlarınızı daha rahat çözebilirsiniz. Daha fazla şansın, desteğin etraftan gelebildiğini de hissedebilirsiniz. 8. evinizdeki bu dolunay herhangi bir sağlık sorununu ortaya çıkarabileceği gibi bunu şifalandırma imkanlarını da ortaya çıkarabilir. Yani bir diş sorununuz olabilir, belki bir operasyon, bir ameliyatla bir sağlık sorununuzu çözebilirsiniz, şifa bulabilirsiniz. Bilinçaltına yönelik psikolojik bazı sorunları çözmek adına bir terapi, arınma gibi bir problem veya bir kilo sorununuz var, bir diyete başlayacaksınız, beslenme programınızda önemli bazı değişimler yapacaksınız veya bir estetikle ilgili bir operasyon, güzellikle ilgili bir konu var gündemde. Bu da olabilir tabii ki. Bunları hayata geçirmek adına size kapıları açan, gerekli kişileri, gerekli ortamları size sunabilecek olan ihtiyaç duyduğunuz maddi kaynakları da bulmanızı sağlayabilecek, yardımcı olabilecek güçlü bir tutulma etkisindeyiz. A, yıl sonuna kadar da aslında, yılın sonuna kadar önümüzdeki bir ay bu tutulma tesirleri devam edebilir sevgili akrepler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.